Merhabalar hocam. Merhabalar nasılsın? hocam, nasılsın? Teşekkürler sevgili dostum. Seni Sesim geliyor mu hocam? Sesin geliyor. Net alıyorum. Bugün bu aralar biraz internette problem var hocam. Evet. Onun için umarım evet öyle bir şey. Sevgili hocam, daha zamanımız var ama bir düşündüm, dedim ya hocayı tanıtayım ama işin içinden çıkamadım açıkçası. Ama dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tabii ki, buyurun. Tabii, öncelikle dostum, kadim dostum ve arkadaşım, aynı zamanda kendimi teslim edin, hani Atatürk'ün deyimiyle kendini Türk hekimlerine teslim edin dedikleri, tam da benim öyle yaptığım bir doktorum, hekimim daha doğrusu. Hüseyin Hoca 1960'lı yıllarda işte malum Türk o tahta bavuluyla sırt geciden trene binip Avrupa'ya giden bir işçimizin oğlu. Orada uzunca bir dönem eğitim gördükten sonra Erich Fromm'la tanışıyor ve Erich Fromm'la tanıştıktan sonra kaderi değişiyor bir anlamda. Tabii çok enteresan, birçok keyif aldığım bir dostum, arkadaşım, sadece hekim değil aynı zamanda entelektüel, bilgi birikimi, sanatı, edebiyatı, felsefeyi konuşabileceğiniz bir dostum, arkadaşım, bir hekim. Çok sayıda kitapları var tabii, yani yazılmış herhalde 20'nin üstünde, 50, 30'u bulduk mu hocam? Yok. 16 tane. 16 tane mi? Bölümler yazdığım kitaplar var ama kendime ait olan 16 tane kitabım var. Evet. Tabii şey var. Aynı zamanda televizyon programı var. En önemlisi Hüseyin Hoca'nın aldığı bir takım ödüller var. Bu ödülleri de tabii manidar. Genellikle işte ulusal ve uluslararası aldığı ödüller var. Bunlar da manidar. Ya çevredir ya işte şehir ve insanla ilgili aldığı ödüller. Televizyon programı var ve aynı zamanda tabii hep şöyle düşünüyoruz. Edilgen bir toplum olmak yerine karar vericilerin masasında olmak gerekiyor. Bu insan çok gururlandıran bir şey. Hüseyin Hoca sadece nörel terapiyi Türkiye'ye getiren bir hocamız değil. Aynı zamanda tabii hocaların hocası değil. Burada bir sürü nörel terapi eğitimi, Hüseyin Hoca'dan nörel terapi eğitimi almış insanlarımız var. Aynı zamanda Uluslararası Nörel Terapi Derneği başkanlığını da yapıyor sevgili hocam. Federasyonu şey yapıyor, başkanlığını yapıyor. Hocam, korona günleri nasıl geçiyor açıkçası? Görüşemiyoruz. Biraz öyle oldu. Aslında ben kliniği kapatmadım ve mümkün mertebe iki hafta öncesine kadar full time çalışıyorduk. Hastalar biraz çekindikleri için, biraz bilgi akışındaki farklı yönlendirmelerden dolayı da şu an hafta 2-3 gün hasta görüyoruz, hasta sayısına göre. İşin ilginç tarafı özellikle koruyucu hekimlik, yani bizim yaptığımız yaklaşım tarzında başta Almanya, Avusturya, İsviçre olmak üzere özellikle koruyucu hekimlik yapan hekimlerin iş yükü bu zaman diliminde %40 daha da arttı. Çünkü insanların bağışık sistemini güçlendirmek önemli. Çünkü şöyle, herkes modern tıbbın özellikle bize lanse ettiği bir şey var. Her zaman neden sonuç ilişkisiyle bakılıyor. Dolayısıyla bir suçlu var. Şimdi suçluyu COVID-19 diye lanse ettik. Tüm kötülüklerin anası gibi lanse ediliyor. Oysa hayatımızda, bedenimizde 10^13 canlı bakteri var, canlı hücremiz var. Ondan daha fazla 10^14 bağırsaklarımızda bakteriler var. Bir o kadar da neredeyse canımızda virüsler var. Yani dolayısıyla biz bakteri virüslerle simbiyoz dediğimiz bir denge menfaat ilişkisi içinde yaşıyoruz. Buradaki COVID-19'un biraz patojen hale gelmesi bazı farklı verileri de düşündürüyor. Programın ilerleyen döneminde biraz onu da konuşuruz. Çünkü ben mevcut olan gibi görmüyorum olayı. Çünkü hep parçalara indir, parçayı tamir et ya da onu değiştir gibi bir yaklaşım var. Oysa insan bir bütün. İnsan oldukça son derece kompleks bir varlık. Ve bu kompleks yapının tedavisi de oldukça kompleks. Ve dolayısıyla sadece bir nedene indirgeyemiyorsun. Yani bugün gelinen noktada herkes umudu bir
aşıya dikmiş durumda. Belki program kapsamında biraz bunu da konuşabiliriz. Hı hı. Tabii ki ama bu elde edilecek olan aşının özellikle Bill Gates tarafından zoraki Birleşmiş Milletler'e, Dünya Sağlık Örgütü'ne dayatılma şekliyle insanı nasıl yönetebileceğinin durumunda zaman içinde biraz dillendirelim. Çünkü kimse oraya girmiyor. Çok her televizyonu açtığınızda, sosyal medyayı açtığınızda COVID-19'da kalkıp COVID-19'da yatıyorsunuz ve dolayısıyla insanların çok ciddi bir şekilde sıkıntıya konuluyor. Hele de şu dönemde, şu zaman diliminde eve tıkandığınızda, izolasyonu yaşadığınızda bağışık sisteminiz dibe vuracak. Çünkü şimdi, uykusuz... Hocam şöyle bir şey var. Daha doğrusu uzun zamandır işte yaklaşık 1,5 aydır neredeyse, 2 aya yaklaşık bir şey yaşıyoruz. Bir karantina şey dönemi yaşıyoruz. Bir karantina dönemi yaşıyoruz açıkçası. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bu biz daha çok şey çok konuşuluyor. İşte ya dijital çağa girdik, dijital döneme girdik. Şimdi bu dijital çağ dediğimiz zaten yani şöyle bir şey sanki anlıyor insan. Bir gece işte kalkıyorsun taş devri, sabah kalkıyorsun dijital çağa girmişsin. Ya zaten dijital çağdaydık yani şimdi korona sonrasında elimizdeki cep telefonları, bilgisayarlar vesaire şeyler değişmeyecek. Şimdi zaten dijital çağda ata alan Üsküdar'ı geçmiş de ahı alan Sırat'ı geçer mi onu bilemem, o çok başka bir şey ama. Biz biraz daha açıkçası bu iklim değişikliği var, küresel ısınma var vesaire şeyler, genetiği bozulmuş gıdalar var. Bunların hepsi insan üzerinde önemli bir şey var, önemli bir faktör. Bir kobay niteliğinde insanoğlu. Kesinlikle. Açıkçası biz daha çok böyle elbette ki işte Bill Gates önemli bir durum. İşte 5G denilen bir durum var. Şimdi bir takım şeyleri tesadüf değil ki hocam. İşte Avusturya'da 5G yayın denemesi başladı. Avusturya yandı. İşte Almanya'da sığırlar ürkmeye başladı. Toplu kuş ölümleri vesaire şeyler olmaya başladı. Buradan biraz başlasak çok iyi olacak hocam. Böyle biraz da sohbet niteliğinde zaten. Programımız zaten... sohbet niteliğinde. Evet. Sorusu olan interaktif bir program. Aynı zamanda şey yapıyoruz hocam. Soru soran arkadaşlar zamanımız kalırsa da onu da alacağız, değerlendireceğiz. Durumumuz bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle elektrosmog, yani elektromanyetik alanını yaratmış olduğu kirlilik, ki bu herhangi bir şekilde diğer kirlilik gibi, duman gibi, sis gibi görünmüyor. Elektrosmog diyoruz. Sanki bir elektriksel sismiş gibi ama farklı özel çekimler yaptığınızda da bu algılanabiliyor. Elektrosmog'un yan etkileri sadece G5 ile anlaşılmadı. Yani dolayısıyla elektrosmog'un yan etkileri uzun yıllardır biliniyor ve son 20-25 yıldır ciddi bir şekilde biliniyor. Benim 2004 yılında yayınlamış olduğum Hayatı Keşfet kitabında zaten elektromanyetiğin, kirliliğin yaratacağı sağlık sorunlarının tamamı yazılı. Yani dolayısıyla bağışık sistemin zayıflayacak durum ve dolayısıyla bununla ortaya çıkacak verilerin her birini orada dillendirdik yani kitapta. Hı hı. Dolayısıyla şu an gelinen aşamada sadece G5'e indirgemek biraz öbür taraftaki elektromanyetik yükün yan etkilerini, zararlarını küçümsemek oluyor. Evet, G5 de tüm cihazlarımızın neredeyse hayatımızı bizden bağımsız her gittiğimiz yerde komünikasyon yapacak şeyle bedenimizdeki elektromanyetik yükü de artıracak. Ama olay sadece G5 değil. G3'ün de benzer yan etkileri var. Evde kullandığınız elektriğin de benzer etkileri var. Dolayısıyla hele hele yatak odasının biz ayaktayken gün içinde yine bir biçimiyle beden kendini elektrosmokta koruyabiliyor. Çünkü kendi içinde bütünlük anlamında bir koruma kalkanı oluşturabiliyor. Ancak eğer sizler uyur iseniz, uyku esnasında beden dışarıda gelen uyarılar karşısında daha korumasız ve kendi gün içinde maruz kaldığı hasarları tamir ettiğinde elektrosmog hayatımızı daha bir yaşanmaz kılıyor. Daha birçok hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bebeklerde, yeni doğan çocuklarda yüz ölçümleri kendi vücut bedenlerine göre daha büyük olduğu için onların elektrosmogda zarar görmeleri çok daha fazla. İleri yaşta olan ve dehidrate dediğimiz susuz bedenler ve dolayısıyla bedendeki yıkım ürünlerinin çok fazla olan bireylerin
elektrosmog'da zarar görmeleri bir o kadar fazla. Ama bu sürecin tek başına bir G5'e indirgemek bana biraz realiteyi görmemek anlamına geliyor. Çünkü gerçek şu, dünyanın ister inanç biçimiyle bakın, isterse Darwin'in bilimsel veriyle bakın, görüp baktığınız zaman 4,5 milyar yıl içinde dünyanın kendine vermediği zararı biz insan elinde 150 yılda verdik. Dolayısıyla hava kirli, bu da son derece önemli. Kaldı ki siz geçen yıl Vira dergisinin öncülüğünde bir iklim kongresi yaptınız. Ve orada da zaten bugün konuşulan o tehlikeleri orada konuşmuştuk o konferans kapsamında. Dolayısıyla tabii, iklim değişikliklerin sonucu çoklu hastalığı olan kronik hastalarının her geçen gün yaşamların tehlikede olduğunu ve dolayısıyla artık kalp krizlerinin 50-60 yaşlara değil önümüzdeki dönemde bunun 15-20 yaşlara bile inebileceğini konuştuk o konferans kapsamında. Hı hı. Çünkü çevre kirli önemli bir faktör. İklim değişiklikleri önemli bir faktör. Diğer önemli bir unsur, biz son 50 yılda gıda fazlalığını insan tarihi kadar toprakları bu kadar hunharca işlemedik. Bu kadar gıda üretimine ya da hem hayvansal anlamda et tüketimine hem de doğayla bu kadar oynamadık. Bir de bunun içine son yıllarda özellikle GDO dediğimiz genetiğiyle oynanmış biyolojik gıdalar da işin içine girdi. Baktığınızda besine benziyor, gıdaya benziyor ama besleyici bir özelliği yok. Onu yemenize rağmen doymuyorsunuz, beden sürekli bir açlık hissediyor ve hacim olarak fazla tüketiyorsun. Dolayısıyla bir hava kirli, ikincisi en önemli özelliklerden bir tanesi gıdayla ciddi bir şekilde oynandı. İnsanların yedikleri gıdalar sağlıklı gıdalar değil. Üçüncü önemli bir faktör ise hava kirli. Hava kirli de sanayinin yaratmış olduğu bir yana, diğer önemli bir unsur da uçak sayılarının fazla artması. Ve dolayısıyla çünkü uçaklar da bir bindiğiniz araba gibi gereğinde daha fazla yakıt yakıyor. Ve bu yakıtın doğada ağır metal olarak yere doğaya çökmesi başka bir şey. Bir de onların salgılamış olduğu toksiklerle neredeyse güneş ışınlarının dünyaya gelemeyecek, ultraviyole noktanın gelemeyecek bir noktaya geldi. Yani dünyada son 10 yıl öncesindeki insanlara baktığımız zaman sen 15-20 dakika bir güneşe maruz kaldığında beden o güneş ışınında kaliteli vitamin D üretir iken bugün o zamandan daha fazla kalıyorsunuz, cildiniz güneş ışınlarına maruz kalıyor. Ama bedeniniz bir türlü vitamin D üretemiyor. Yani çünkü solar dediğimiz güneşte gelen faydalı olan ışıkların da yansımaları artık bedenimize gelemez bir noktaya geldi. Ve dolayısıyla sistem çok önemli bir noktaya gidiyor. Burada birçok komponent söz konusu. Yani beslenme, hava kirliliği, elektrosmog ve diğer bir durum ise her zaman mucize bir ilaç, bir suçlayıcı bir nokta arıyoruz ve sanki bir mucize ilacı çözdüğümüzde, aşıyı bulduğumuzda her şey bitecekmiş gibi. İnsanlar kendi beslenmelerine dikkat etmedikleri sürece, bu kronik hastalıkların ortaya çıkartan nedenleri ortada kaldırmadığını sürece, bireylerin kendi yaşam kalitelerini arttırması açısından sorumluluk almadıkları sürece, bu yıl şimdi COVID-19, daha önce bir SARS vardı, Mars vardı. Önümüzdeki yıllarda da başka bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü biz dünyanın ekolojik dengesini bu kadar bozarsak bu aşamada daha önce patojen olmayan, saldırgan olmayan bazı canlı mikroorganizmalar, virüs olsun, bakteriler olsun çok daha patojen bir hale gelecek, çok daha saldırgan hale gelecek. Onun için bizim biraz sorumluluk almamız gerekiyor. Bu konuda da entelektüel, aydın insanlara doğru bilgiyi söylemek zorunlu düşüyor. Dolayısıyla ben bu COVID-19'un söylendiği günden beri belki de şeytan avukatlığını yapıyorum. Dolayısıyla olayın, çünkü direkt onu tedavi eden şu an elimizde bir ilaç yok. Ve dolayısıyla ama insanların da umutsuz kırmamak için, insanları bir biçimiyle mümkün mertebe korkutmamak adına bireylerin kendi ellerindeyken bulundukları bu ortamda bu negatif enerjiyi ve bağışık sistemi zayıflatan komponente nasıl çıkmaları gerektiği konusunda
öneri ve tavsiyeler vermek zorundayız. Bunlar bazen zor olabilir ama çünkü biz yıllarca modern tıpta şunu alıştırdık insana. Geldin, ilacını verdin, bu ilaç seni tedavi edecek. Biliyoruz ki ilaç sadece ve sadece semptomları bastırır. Sadece ve sadece semptomatik bir tedavi yapar. Burada mümkün mertebe bireyin sorumluluk alması gerekiyor. Bireyin burada taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu kronik giden süreçte sorumluluk alması gerekiyor. Hocam bir şey soracağım. Bu tabii biraz Almanya ekolünden geldiğiniz için soruyorum. Galiba bu krizi en iyi yönetenlerden bir tanesi ülke Almanya oldu. Evet. Bunlardaki mucize neydi? Nasıl operasyon yaptılar da ya da farklı ne yaptılar da bu kadar bu işi, bu badireyi kolay atlatabildiler? Şimdi Almanya'nın şöyle bir şansı var. İlk kez virüsü almaya karşılamadı. Ondan önce gerek Çin'deki deneyimler ve gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde İtalya'daki veriler de referans alınarak bir önlemle başlandı ama Almanya'da oturmuş olan bir ciddi Alman aile hekimliği sistemi var ve insanların ciddi bilgi durumu söz konusu. Hı hı. Ve oturmuş olan SARS 1'de bu yana bir pandemiyle karşılaştığı noktada kimin ne yapacağı görevlendirmeler başta beri belli. Ve dolayısıyla tüm aile hekimleri ilk etapta şöyle bir bilgilendirildi. Sizin hangi hastalarınız var ve bunların ne kadar kronik hasta, özellikle risk grubu olan bireylerin sağlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ve onların varsa kronik hastalıkları ve bunlarla beraber korunması, belediyelere gerekli görevler verildi. Ve bu işi de bana göre iyi yönettiler. Geriye dönüp baktığınızda Almanya, Tayvan, Küba bu konuda oldukça son derecede başarılı yürüttüler bunu. Ama ona rağmen Almanya'da da bazı eksikler var. Eleştirebileceğimiz yanlarımız var. Bir Alman akademisi olmama rağmen evet, Orada da bazı eksikler var. Çünkü burada çok daha farklı büyük bir sihirli el tüm dünyayı manipüle ediyor. Ve dolayısıyla belki bu program sayesinde bu işin manipülasyon kısmını da açmak istiyorum. Ve o konuda biraz konuşmanın çok daha önemli olduğunu biliyorum. Çünkü hekim olarak şunu biliyoruz. Ölüm nedeni nedir? Kesin tanı otopsiyle konuyor. Kim yapıyor otopsiyi? Patologlar yapıyor. Ve patoloji de ölüm sonrası kişinin yapmış olduğu incelemeler verisine de ölüm nedenini gösteriyor. Ve bu konuda bir isimden söz edeceğim. Profesör Püssel, bu kendisi Hamburg Üniversitesi'nde, bizim üniversitede bir patolog ve ilk Hamburg'da ölen COVID-19 diye öldüğü iddia edilen hastaların patolojik incelemeleri yaptıklarında bunların 48'sinin ölüm nedeninin COVID-19 değil, evet o virüs de var ama diğer ölüm nedeninin farklı organ yetersizliği olduğunu görüyoruz. Onun için de şimdi hemen bazıları şunu söyleyecek. Zaten konuşanlar da onu söylüyor. Efendim COVID-19 diğer kronik hastalık sürecini çok daha dramatik hale getiriyor. Patoloji her zaman ve adli tıp ölüm nedenini gösteren önemli bir bilim dalı. Ve dolayısıyla onların koyacağı tanı, klinisyenin koyacağı tanıdan ve birilerinin yapacağı tanıdan çok daha kıymetli. Onu diyorum. İlk 60 üzerinde hastanın yapmış olduğu otopsilerde bunların da ölüm nedenlerinin 40'ın üzerindekinin COVID-19 olmadığını gösterdi. Ve ondan sonra Almanya bile artık COVID-19'da otopsi yapılmamasını, patolojik ölüm nedeninin araştırılmamasını durdurdu. Çünkü olayın ölüm nedenlerinin arkasında çok daha farklı bir şeyler ortaya çıkacak. Ama ona rağmen Almanya bu konuda başarılı. Bunda hakkını vermek lazım. Ama evet, Ölüm nedenini bugün dünyada COVID-19'da ölmüş olan birinin ölüm nedenini otopsiyle belirleyip nedenini patologların ya da adli tıpçıların bu gerçekten ölüm nedeni bu mu yoksa o faktörden bir tanesi midir? Bunu bir türlü şu an artık yasakladılar dünyanın genelinde. O zaman arkada farklı bir düşünmemiz gereken farklı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aynı düşünüyorum hocam sizinle. Yalnız şöyle bir şey var hocam. Tabii biz sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği
bu iklim değişikliği vesaire şeyleri yakından ilgileniyoruz. Aynı zamanda bir Deniz Kültürü Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. İki tane iklim değişikliği kurultayı yaptık. Açıkçası orada yaptığınız sunumda da biraz ezber bulmuştunuz. Epeyce de yurt dışındaki medya ilgi göstermişti buna. Mesela bir, her şey aslında her şeyi bir dereceye bağlı. Bir derece daha artması durumunda kıyamet dediğim şey geliyor. Şimdi kesinlikle yani iklimi 0.5 derecenin bir daha artması demek bugünkü ölümlerin, COVID'in yapmadığı ölümlerin bir o rakamı 20 ile 30 ile çarpmamız gerekiyor. Tabii kesinlikle. 2050 yılında işte burada ne kaldı? 30 yıl. 30 yıl sonra balık popülasyonu bitecek. Yani durum bu noktaya gelecek. Böyle bir dünya bizi bekliyor. Açıkçası bu 2 aylık karantina dönemi de biraz da doğanın kendisini yenilemesine de sebep oldu. Şimdi bugün korona var, yarın başka bir şey var. Evet. Bu virüsler, hastalıklar vesaire şeyler, fırtınalar, tsunamiler artık dünya o tarafa doğru gidiyor. Her gün hortumlar yaşamaya devam edeceğiz. Karar bir şeyle ilgili acil tedbir almazsak iklim değişikliğiyle ilgili. Bununla ilgili hocam buradan başlarsak bizi neler bekliyor? Ve bir kere... bu konuda insanoğlu olarak nasıl hazır? Şimdi savaştasınız, bir Scud füzesinin karşısında Patriot var, karşılarsınız, havada patlatırsınız da bu lanet olasıca bir virüsün, nasıl bir virüsün, nasıl bir tepkime göstereceğini bilmediğimiz için insanoğlunun en azından nasıl bir hazırlık yapması gerekiyor bedensel olarak ki bu virüslere, bakterilere karşı bir direnç oluştursun? Şimdi bunu birkaç boyutta görmek lazım. Bir, bizim her bireyin kendi sorumluluğu anlamında çevre bilinciyle hareket eden, çevrede geriye dönüşümü olmayan ürün tüketiminin de kullanmamak ve ihtiyaç duymadığınız sürece vasıtaya binmemek ve dolayısıyla kullandığınız elektriği, suyu bile kontrollü kullanmak ve doğayla bitişik yaşamak, bu bilimsel bireyin sorumlulukları. Ama burada asıl sorumluluk biraz iktidarlara, bizi yönetenlere düşüyor. Siyasi erkeği var. Kesinlikle. Türkiye'de tekrardan bir tarımın bir kere tarım reformlarıyla, bir tarımda bir ciddiyetle gıdamızın sağlıklı gıda yiyebilecek halde olmamız gerekir. Dışarıda uzun mesafelerle değil, her bireyin yaşadığı çevrede yetişebilecek ve bunu tüketecek olan gıda. Yani dolayısıyla bir tarafta tarım, ama bu asla ve asla doğanın dengesini bozacak ve sahra dediğimiz yapıyla toprakta bir yıl içinde 3-4 mahsul alacak veriyle değil, mümkün mertebe bir kere doğanın kendi korumasına ve doğanın kendi koşulları içine bakmak lazım. Biz doğanın sahibi değiliz. Bu doğanın misafirleriyiz. Tüm doğadaki bulunan tüm canlılar kadar bizim de yaşama hakkımız var, ama onların üstünde değiliz. Ve son 20-30 yıla baktığımız zaman özellikle yarattığımız çevre kirliliğiyle, iklim değişikliğiyle beraber burada hem bireyin sorumlulukları var, hem tüm sanayinin büyük sorumlulukları var. Tabii ki biz yönetenlerin de burada önemli sorumlulukları var. Çevre bilinci önemli ve doğayla barışık olmak önemli. Çünkü baktığınız zaman kelebeklerinin soyları tükeniyor, arıların soyları tükeniyor ve bir sürü, ki arı bir sürü popülasyonla meyve ve sebzenin tekrardan tohum verebilmesi için önemli bir taşıyıcı özelliği var. Bunlar ekolojik dengeyi bozuldu. İkincisi, önemli hadise, mümkün mertebe burada da sağlıkla ilgili reformlara ihtiyaç var. Koruyucu hekimliğin ciddi bir şekilde ön plana çıkması lazım. Yani oturmuş bir aile hekimi sistemi, insanların sadece hastalandığında doktora gittikleri değil, hastalanmamak adına öncesinden ciddi bir şekilde önlem alınması gerektiğini. Bunun için de doğru beslenmeden, bedensel aktiviteden, kaliteli uykudan tutun da giyiminize kadar birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Konakladığınız yer dahil olmak üzere. Üçüncü önemli bir faktör, buradaki gerçekten canımız istediğinde uçak seyahatlerini istediğimiz gibi mi yapmalıyız? Gerçekten ihtiyaç durumlarına göre mi yapmalıyız? Ve dolayısıyla doğaya karşı olan sorumluluklarımıza biraz onu koymak gerekiyor. Geçen size bir konuştuğumuzda dedim ki
bu COVID-19'un o telefon görüşmemizde en büyük kazancı ben oldu bitti her şeyi dahil konseptindeki bu otellerin cinayet evet, olduğunu. Oraya geleceğim gıda, hocam ben. Gıda kalitesinin kötü olduğunu. Belki bununla beraber insanlar artık şuursuzca bir her şeyin karışık olduğu değil, sadece gerçekten ihtiyacını olacağı yiyeceği ve onunla karşı da kaliteli bir gıda tüketme gibi bir alışkanlık ortaya çıkacaktır. Yani bu konuda şöyle diyebilir miyiz hocam? En çok etkilenen turizm her şeyi dahil konsepti olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani kesinlikle insanlar şimdi artık seyahat çekinceleri var. Diğer tarafta da geldiklerinde de şimdi elleşmiyorsun, tokalaşmıyorsun, bir yere bile dokunmazken o kadar hazır gıdanın kimin ne kadar alıp almadığı konusunda her halükarda yanlış bir yapıydı. En azından o beslenmenin, o her şey dahil konseptinin değişmesi gerekiyor. İnsanların gerçekten ve gerçekten ihtiyacı olanlardan fazlasını tüketmemeleri gerekiyor. Ve bu bir farkındalık yaratacaktır. Diğer önemli bir veri ise özellikle COVID-19'un kazandırmış olduğu, insanlar çok yakın oldukları ve her an ulaşabileceğimizi düşündüğümüz insanları, dostlarını, arkadaşlarını, aileyi vesaire aramıyorlardı. Şimdi bu zorunlulukta bir biçimde onlara karşı bir özlem olabiliyor. Bazen de fatura kendini çok ağır gösteriyor. Başlangıçta bazıları COVID-19 ve dolayısıyla bu salgın hastalığı beni fazla etkilemez noktasındaydı. Vurdum duymazdı. Hı hı. Anadolu'da özellikle taziye çok önemli. Yani dolayısıyla yası, acıyı paylaşmak çok önemli. Şimdi koca, çevrede sevilen, çok değerli olan birinin bile hayatını kaybettikten sonra onun cenazesine yer alamıyor. İnsanlar acılarını paylaşamıyorlar. Ve dolayısıyla bu da en acı bir şekilde bir bilinçlendirme yarattı bireylerde. Bir farkındalık yarattı. Çünkü yası yaşayamamak, acıyı bile yaşayamamak, mutluluk gibi paylaşmamak insan için önemli olan bir engel. Ciddi bir izolasyona giden bir süreç. Ama burada söylemek istediğim de şu var. Dolayısıyla evet, bu geçici bir süreç, akut bir salgın söz konusu ama olayı tüm sağlık sorunlarımızın tek düşmanı bir COVID-19'a bağlamayalım. Sadece bir koronavirüsüne bağlamayalım. Yani dolayısıyla COVID-19 bize neyi gösterdi? Yaşam kronik hastalıkları olan, özellikle solunum sistemiyle ilgili sorunları olan bireyleri çok daha risk grubunda. Yani sigara içen, KOAH'sı olan, astımı olan, buna rağmen hala sigarada vazgeçmeyen, bırakıp tekrar kullanan, başlayan ve burada ciddi bir risk. Hipertansiyonlu olan hastalarda, damar dolaşım bozukluğu olan, kardiyak sorunu olanlar büyük bir risk grubunda. Bağışıklık sistemini zayıflatan diğer metabolik hastalıklar, aşırı kilo ve burada ciddi bir sorun. Yani virüsün kendisi insanların hayatını sonlandırmıyor. Bunun bir zemini varsa, bunun temelinde kronik hastalıklarınız ne kadar fazlaysa, virüsle karşılaştığınız zaman ciddi bir tehlike ortaya çıkartıyor. Şimdi herkes buradaki yasakların da bir yere kadar anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Olay yasaklarla, korkudan ziyade bilgi akmak, sevgiyle, dolayısıyla bilgiyle beraber doğru yola gitmenin çok daha elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların özellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri önemli, hijyene dikkat etmeleri önemli. Bir soru alıyorum Doktor Elif Hanım'dan. Özellikle elektronik sigara içine prokain koysanız dahi o da üzerinde en az sigara kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Ve biliyorum ki sanırım Elif bunu daha çok Ömer için soruyordur. O da benim gözümde aynen sigara kadar tehlikeli bir şey. Hocam şöyle bir şey var. Zaten bir de Türk Uzak Yol Kaptanlar Derneği Genel Sekreteri Zafer Akbulut Kaptanımız bir soru sormuş. Demiş ki ya bu hastalığı ranta bile çevirdiğimiz oldu diyor. Ama diyor bu süreç geçtikten sonra biz diyor balık hafızalıyız diyor. Çok çabuk diyor unuturuz bunu diyor. Yani şimdi COVID-19 Türkiye'ye has bir hastalık olmadığı için
dünya genelinde tüm herkesi etkilediği için ve gerek ekonomilerde ve gerek ilişkilerde bunun her halükarda bir farklılıklara gideceği aşikar. Ama burada aslında bizi yönetmeye çalışan farklı bir algı var. Özellikle Bill Gates ve ekibi, bunlar ne biyolog ne hekim. Dünya Sağlık Örgütü'ne en büyük paraları veren, neredeyse Dünya Sağlık Örgütü'nü pandeminin oluşmasında ve yönlendirmesini yapan büyük para babaları. Afrika'da gen teknolojisiyle beraber, GDO'yla yaratmış oldukları ürünlerle bir sürü Afrikalı çocukların hayatlarını oynayan, sözüm ona ucuz aşılar üreteceğiz adı altında, insanları resmen bir kobay gibi kullanan ve ciddi bir lobiler olan, televizyonlardan, ilaç sanayisinden büyük bir finans kaynağıyla yönlendirebiliyorlar. Ve bu gerçekleri görmek lazım. Arka planda, yani biz COVID'e karşı önlemimizi alacağız ama arka plandaki neredeyse yaklaşım tarzıyla faşizan, neredeyse Hitler dönemini arattırmayacak şekilde bir sürü yasaklarla gidilecek olan bir süreç de var. Ve bu insanoğlunun yıllardır elde etmiş olduğu katı kazanımları bir çırpıda bitiren ve dolayısıyla tüm işçi sınıfının başta olmak üzere elde etmiş olduğu hakların tek tek budandığı, farklı yönetildiği bir yapı. Bu Türkiye özgü bir şey değil. Dünya genelinde evet, ciddi bir şekilde yapılan ve farklı yönlendirilen bir hadise. Onun için de biraz bu COVID-19 sürecinden sonra biraz baktığım zaman bir tehlike esnasında, bir yasak silsilesine biz tamamlayıcı tıp hekimi ve dolayısıyla bir aydın olarak hep şuna bakarız. Bundan en çok kim faydalanacak? Dolayısıyla tek başta bir bir suçlamıyorum. Yani birileri hep öyle duyuyor. Ama evet, ortaya çıkan bir sorun ortaya çıktığında bundan menfaat elde edecek olan kimler? Bill Gates ne diyor? Diyor ki RNA Messenger aşısını üretmek için efendim benim önümü açın. Yani tıpta zaten aşı üretiminin 5 yıllık süreci var RNA. Diyor ki bu süreci 8-10 aya indirin, ben size aşı vereyim. Ve onun kısa ölçekli çalışmalar, çift kör çalışmalar yapılmaksızın ve bunun daha sonra insana yaratacağı hasarın ne olacağını bilmediğimiz bir süreçle bir aşılardan yapmaya hevesli. Ve dolayısıyla kalkıp sağlık politikalarını belirliyor. Söylemiş olduğu verileri Dünya Sağlık Örgütü kanunmuş gibi algılıyor, bize dayatmaya çalışıyor. Bunu söyleyen kim? Yani benim aklım var, zihnim var. Hekim olmanın ötesinde bir entelektüelim. Dolayısıyla baktığın zaman hangi birikimle bu benim sağlığımı ve dünyayı kontrol edebilecek bir söylem söyleyebiliyor. Gerekirse bunu cips takarız diyor. Dolayısıyla kişilerin ortaya çıkartmış olduğu yapı. Özellikle yıllar önce diyor. Yıllar önce değil. Hatta bu süre zarfında daha bundan bir ay önce BBC'de aynı zamanda Almanya'daki birinci televizyon ARD'de de Bill Gates'le yapılan bir röportajda şu anki aşı sürecini dile getiriyor. Burada tek bir suçlu yok. Birine indirgemek değil. Fotoğrafın bütününü görmek lazım. Etrafında ciddi avcılar var. Ve dolayısıyla bu süreci ciddi bir kâra çevirtmeye kalkan çok tehlikeli bir süreçle iç içeyiz. Onun için biz vicdanımızı, aklımızı yitirmeksizin bu konuda doğru davranacağız. Dolayısıyla öncelikle bireylerin bağışık sistemini güçlendirmesi konusunda beslenmede tutun, kaliteli uykuyu da alacakları vitamin, minerallere dikkat etmesi gerektiğinin bilgisini vereceğiz. Ama öbür tarafta da korkutmadan da bu umut diye, iyilik diye lanse edilecek bir tehlikeyi de göreceğiz. Ve dolayısıyla buna karşı da uyanık olacağız. Ve dolayısıyla şu an ölümlerin çok olduğu ve dolayısıyla herkesin bir tehlike, bir umut içinde baktığı noktada sadece birilerinin hemen sarılmak, hemen aşı çıksın, aşı bu işi çözecektir demek olay değil. Çünkü aşı bu işte çözüm olmayacak. Bugün COVID-19, birkaç yıl sonra eğer biz çevre bilinciyle ekolojik ve dolayısıyla iklim değişikliklerinin önlemini alamazsak ve dünyadaki şu anki ısı ortalaması bir derece daha artarsa zaten dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kaybedeceğiz. Daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayacağız. Senin hocam. Onun için çevre bilincini oluşturmak, bunu fırsata
çevirtmek son derece önemli. Bunun için de bizim aydın olarak, hekim olarak bu tehlikeyi görüp ve bu tehlikeye karşısında neler yapmamız gerektiğini. Ben Alman Yeşiller Partisi'nin başında beri içinde yer alan biriyim. Çevre bilincini 14-15 yaşında edinmiş ve ekolojik yaşamının olmazsa olmazını bir vicdan muhasebesi yapmış ve çevre bilinciyle yaşayan ben 16 yaşındayken Almanya'da nükleer enerji karşıtı, atom enerjisi hayır, teşekkürler, atom Kraft Nein Danke sloganıyla tüm boykotlarda yer almış biriyim. O dönem Almanya'da 30'un üzerinde nükleer santral vardı. Şimdi sadece bir tane kaldı ve alternatif enerjiler elde edilmeye çalışıldı. O Yeşiller Hareketi'nin özellikle o dönem iklim sorumluluğunu gündeme getirirken o dönem kullanılan benzinlerin içinde kurşun yoğun vardı. Kurşunsuz benzin ve katalizatör arabaların olması biraz o müdahalenin sonucu ve o mücadelenin sonucu ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim çevre bilincini ön plana çıkartmamız lazım. Bireyin yapacakları var, sivil toplum örgütleri yapacakları var, Merhabalar hocam. Merhabalar hocam, nasılsın? Teşekkürler sevgili dostum. Seni sesim geliyor mu hocam? Sesin geliyor. Net alıyorum. Bugün bu aralar biraz internette problem var hocam. Evet. Onun için umarım öyle bir şey. Sevgili hocam, daha zamanımız var ama bir düşündüm, dedim ya hocayı tanıtayım ama işin içinden çıkamadım açıkçası. Ama dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tabii ki, buyurun. Tabii, öncelikle dostum, kadim dostum ve arkadaşım, aynı zamanda kendimi teslim edin, hani Atatürk'ün deyimiyle kendini Türk hekimlerine teslim edin dedikleri, tam da benim öyle yaptığım bir doktorum, hekimim daha doğrusu. Hüseyin Hoca 1960'lı yıllarda işte malum Türk o tahta bavuluyla sırt geciden trene binip Avrupa'ya giden bir işçimizin oğlu. Orada uzunca bir dönem eğitim gördükten sonra Erich Fromm'la tanışıyor ve Erich Fromm'la tanıştıktan sonra kaderi değişiyor bir anlamda. Tabii çok enteresan, birçok keyif aldığım bir dostum, arkadaşım, sadece hekim değil aynı zamanda entelektüel, bilgi birikimi, sanatı, edebiyatı, felsefeyi konuşabileceğiniz bir dostum, arkadaşım, bir hekim. Çok sayıda kitapları var tabii, yani yazılmış herhalde 20'nin üstünde, 50, 30'u bulduk mu hocam? Yok. 16 tane mi? Bölümler yazdığım kitaplar var ama kendime ait olan 16 tane kitabım var. Evet, tabii şey var, aynı zamanda televizyon programı var. En önemlisi Hüseyin Hoca'nın aldığı bir takım ödüller var. Bu ödülleri de tabii manidar, genellikle işte ulusal ve uluslararası aldığı ödüller var. Bunlar da manidar, ya çevredir ya işte şehir ve insanla ilgili aldığı ödüller. Televizyon programı var ve aynı zamanda tabii hep şöyle düşünüyoruz, edilgen bir toplum olmak yerine karar vericilerin masasında olmak gerekiyor. Bu insan çok gururlandıran bir şey. Hüseyin Hoca sadece nörel terapiyi Türkiye'ye getiren bir hocamız değil, aynı zamanda tabii hocaların hocası değil, burada bir sürü nörel terapi eğitimi, Hüseyin Hoca'da nörel terapi eğitimi almış insanlarımız var. Aynı zamanda Uluslararası Nörel Terapi Derneği başkanlığını da yapıyor sevgili hocam. Federasyonu şey yapıyor, başkanlığını yapıyor. Hocam, korona günleri nasıl geçiyor açıkçası? Görüşemiyoruz. Biraz öyle oldu. Aslında ben kliniği kapatmadım ve mümkün mertebe iki hafta öncesine kadar full time çalışıyorduk. Hastalar biraz çekindikleri için, biraz bilgi akışındaki farklı yönlendirmelerden dolayı da şu an hafta 2-3 gün hasta görüyoruz, hasta sayısına göre. İşin ilginç tarafı özellikle koruyucu hekimlik, yani bizim yaptığımız yaklaşım tarzında başta Almanya,
Avusturya, İsviçre olmak üzere özellikle koruyucu hekimlik yapan hekimlerin iş yükü bu zaman diliminde %40 daha da arttı. Ve çünkü insanların bağışık sistemini güçlendirmek önemli. Çünkü şöyle herkes modern tıbbın özellikle bize lanse ettiği bir şey var. Her zaman neden sonuç ilişkisiyle bakılıyor. Dolayısıyla bir suçlu var. Şimdi suçluyu COVID-19 diye lanse ettik. Tüm kötülüklerin anası gibi lanse ediliyor. Oysa hayatımızda, bedenimizde 10 üstü 13 canlı bakteri var, canlı hücremiz var. Ondan daha fazla 10 üstü 14 bağırsaklarımızda bakteriler var. Ve bir o kadar da neredeyse hayatımızda, canımızda virüsler var. Yani dolayısıyla biz bakteri virüslerle simbiyoz dediğimiz bir denge menfaat ilişkisi içinde yaşıyoruz. Buradaki COVID-19'un biraz patojen hale gelmesi bazı farklı verileri de düşündürüyor. Programın ilerleyen döneminde biraz onu da konuşuruz. Çünkü ben mevcut olan gibi görmüyorum olayı. Çünkü hep parçalara indir, parçayı tamir et ya da onu değiştir gibi bir yaklaşım var. Oysa insan bir bütün. İnsan oldukça son derece kompleks bir varlık ve bu kompleks yapının tedavisi de oldukça kompleks ve dolayısıyla sadece bir nedene indirgeyemiyorsun. Yani bugün gelinen noktada herkes umudu bir aşıya dikmiş durumda. Belki program kapsamında biraz bunu da konuşabiliriz. Hı hı. Tabii ki ama bu elde edilecek olan aşının özellikle Bill Gates tarafından zoraki Birleşmiş Milletler'e, Dünya Sağlık Örgütü'ne dayatılma şekliyle insanı nasıl yönetebileceğinin durumunda zaman içinde biraz dillendirelim. Çünkü kimse oraya girmiyor. Çok her televizyonu açtığınızda, sosyal medyayı açtığınızda COVID-19'da kalkıp COVID-19'da yatıyorsunuz ve dolayısıyla insanların çok ciddi bir şekilde sıkıntıya konuluyor. Hele de şu dönemde, şu zaman diliminde eve tıkandığınızda, izolasyonu yaşadığınızda bağışık sisteminiz dibe vuracak. Çünkü şimdi, hocam şöyle bir şey var. Daha doğrusu uzun zamandır işte yaklaşık 1,5 aydır neredeyse 2 aya yaklaşık bir şey yaşıyoruz. Bir karantina şey dönemi yaşıyoruz. Bir karantina dönemi yaşıyoruz açıkçası. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bu biz daha çok şey çok konuşuluyor. İşte ya dijital çağa girdik, dijital döneme girdik. Şimdi bu dijital çağ dediğimiz zaten yani şöyle bir şey sanki anlıyor insan. Bir gece işte kalkıyorsun taş devri, sabah kalkıyorsun dijital çağa girmişsin. Ya zaten dijital çağdaydık yani şimdi korona sonrasında elimizdeki cep telefonları, bilgisayarlar vesaire şeyler değişmeyecek. Şimdi zaten dijital çağda ata alan Üsküdar'ı geçmiş de ahı alan Sırat'ı geçer mi onu bilemem. O çok başka bir şey ama biz biraz daha açıkçası bu iklim değişikliği var, küresel ısınma var vesaire şeyler, genetiği bozulmuş gıdalar var. Bunların hepsi insan üzerinde önemli bir şey var. Önemli bir faktör. Bir kobay niteliğinde insanoğlu. Kesinlikle. Açıkçası biz daha çok böyle elbette ki işte Bill Gates önemli bir durum. İşte 5G denilen bir durum var. Şimdi bir takım şeyleri tesadüf değil ki hocam. İşte Avusturya'da 5G yayın denemesi başladı. Avusturya yandı. İşte Almanya'da sığırlar ürkmeye başladı. Toplu kuş ölümleri vesaire şeyler olmaya başladı. Buradan biraz başlasak çok iyi olacak hocam. Böyle biraz da sohbet niteliğinde zaten programımız zaten, sohbet niteliğinde. Evet. Sorusu olan interaktif bir program. Aynı zamanda şey yapıyoruz hocam. Sorusu olan arkadaşlar zamanımız kalırsa da onu da alacağız, değerlendireceğiz. Durumumuz bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle elektrosmog yani elektromanyetik alanını yaratmış olduğu kirlilik ki bu herhangi bir şekilde diğer kirlilik gibi, duman gibi, sis gibi görünmüyor. Elektrosmog diyoruz. Sanki bir elektriksel sismiş gibi ama farklı özel çekimler yaptığınızda da bu algılanabiliyor. Elektrosmog'un yan etkileri sadece G5 ile anlaşılmadı. Yani dolayısıyla elektrosmog'un yan etkileri uzun yıllardır biliniyor ve son 20-25 yıldır ciddi bir şekilde biliniyor. Benim 2004 yılında yayınlamış olduğum Hayatı Keşfet kitabında zaten elektromanyetiğin, kirliliğin yaratacağı sağlık sorunlarının tamamı yazılı. Yani dolayısıyla bağışık sistemin
zayıflatacak durum ve dolayısıyla bununla ortaya çıkacak verilerin her birini orada dillendirdik yani kitapta. Hı hı. Dolayısıyla şu an gelinen aşamada sadece G5'e indirgemek biraz öbür taraftaki elektromanyetik yükün yan etkilerini, zararlarını küçümsemek oluyor. Evet, G5 de tüm cihazlarımızın neredeyse hayatımızı bizden bağımsız her gittiğimiz yerde komünikasyon yapacak şeyle bedenimizdeki elektromanyetik yükü de arttıracak. Ama olay sadece G5 değil. G3'ün de benzer yan etkileri var. Evde kullandığınız elektriğin de benzer etkileri var. Dolayısıyla hele hele yatak odasının biz ayaktayken gün içinde yine bir biçimiyle beden kendini elektrosmokta koruyabiliyor. Çünkü kendi içinde bütünlük anlamında bir koruma kalkanı oluşturabiliyor. Ancak eğer sizler uyur iseniz uyku esnasında beden dışarıda gelen uyarılar karşısında daha korumasız ve kendi gün içinde maruz kaldığı hasarları tamir ettiğinde elektrosmog hayatımızı daha bir yaşanmaz kılıyor. Daha birçok hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bebeklerde, yeni doğan çocuklarda yüz ölçümleri kendi vücut bedenlerine göre daha büyük olduğu için onların elektrosmogda zarar görmeleri çok daha fazla. İleri yaşta olan ve dehidrate dediğimiz susuz bedenler ve dolayısıyla bedendeki yıkım ürünlerinin çok fazla olan bireylerin elektrosmogda zarar görmeleri bir o kadar fazla. Ama bu sürecin tek başına bir G5'e indirgemek bana biraz realiteyi görmemek anlamına geliyor. Çünkü gerçek şu, dünyanın ister inanç biçimiyle bakın, isterse Darwin'in bilimsel veriyle bakın. Görüp baktığınız zaman 4,5 milyar yıl içinde dünyanın kendine vermediği zararı biz insan elinde 100-150 yılda verdik. Dolayısıyla hava kirli, bu da son derece önemli. Kaldı ki siz geçen yıl Vira dergisinin öncülüğünde bir iklim kongresi yaptınız. Ve orada da zaten bugün konuşulan o tehlikeleri orada konuşmuştuk, o konferans kapsamında. Dolayısıyla tabii, iklim değişikliklerin sonucu çoklu hastalığı olan kronik hastalarının her geçen gün yaşamların tehlikede olduğunu ve dolayısıyla artık kalp krizlerinin 50-60 yaşlara değil önümüzdeki dönemde bunun 15-20 yaşlara bile inebileceğini konuştuk o konferans kapsamında. Hı hı. Çünkü çevre kirli önemli bir faktör. İklim değişiklikleri önemli bir faktör. Diğer önemli bir unsur, biz son 50 yılda gıda fazlalığını insan tarihi kadar, toprakları bu kadar hunharca işlemedik. Bu kadar gıda üretimine ya da hem hayvansal anlamda et tüketimine hem de doğayla bu kadar oynamadık. Bir de bunun içine son yıllarda özellikle GDO dediğimiz genetiğiyle oynanmış biyolojik gıdalar da işin içine girdi. Baktığınızda besine benziyor, gıdaya benziyor ama besleyici bir özelliği yok. Onu yemenize rağmen doymuyorsunuz, beden sürekli bir açlık hissediyor ve hacim olarak fazla tüketiyorsun. Dolayısıyla bir, hava kirli, ikincisi en önemli özelliklerden bir tanesi gıdayla ciddi bir şekilde oynandı. İnsanların yedikleri gıdalar sağlıklı gıdalar değil. Üçüncü önemli bir faktör ise hava kirli. Hava kirli de sanayinin yaratmış olduğu bir yana, diğer önemli bir unsur da uçak sayılarının fazla artması. Ve dolayısıyla çünkü uçaklar da bir bindiğiniz araba gibi gereğinde daha fazla yakıt yakıyor. Ve bu yakıtın doğada ağır metal olarak yere, doğaya çökmesi başka bir şey. Bir de onların salgılamış olduğu toksiklerle neredeyse güneş ışınlarının dünyaya gelemeyecek, ultraviyole noktanın gelemeyecek bir noktaya geldi. Yani dünyada son 10 yıl öncesindeki insanlara baktığımız zaman sen 15-20 dakika bir güneşe maruz kaldığında beden o güneş ışınında kaliteli vitamin D üretir iken bugün o zamandan daha fazla kalıyorsunuz. Cildiniz güneş ışınlarına maruz kalıyor ama bedeniniz bir türlü vitamin D üretemiyor. Yani çünkü solar dediğimiz güneşte gelen faydalı olan ışıkların da yansımaları artık bedenimize gelemez bir noktaya geldi. Ve dolayısıyla sistem çok önemli bir noktaya gidiyor. Burada birçok komponent söz konusu. Yani beslenme, hava kirli, elektrosmog ve diğer bir durum ise
her zaman mucize bir ilaç, bir suçlayıcı bir nokta arıyoruz ve sanki bir mucize ilacı çözdüğümüzde, aşıyı bulduğumuzda her şey bitecekmiş gibi. İnsanlar kendi beslenmelerine dikkat etmedikleri sürece, bu kronik hastalıkların ortaya çıkartan nedenleri ortada kaldırmadığımız sürece, bireylerin kendi yaşam kalitelerini arttırması açısından sorumluluk almadıkları sürece, bu yıl şimdi COVID-19, daha önce bir SARS vardı, MERS vardı. Önümüzdeki yıllarda da başka bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü biz dünyanın ekolojik dengesini bu kadar bozarsak, bu aşamada daha önce patojen olmayan, saldırgan olmayan bazı canlı mikroorganizmalar, virüs olsun, bakteriler olsun, çok daha patojen bir hale gelecek, çok daha saldırgan hale gelecek. Onun için bizim biraz sorumluluk almamız gerekiyor. Bu konuda da entelektüel, aydın insanlara doğru bilgiyi söylemek zorunlu düşüyor. Dolayısıyla ben bu COVID-19'un söylendiği günden beri belki de şeytan avukatlığını yapıyorum. Dolayısıyla olayın, çünkü direkt onu tedavi eden şu an elimizde bir ilaç yok. Ve dolayısıyla ama insanların da umutsuz kırmamak için, insanları bir biçimiyle mümkün mertebe korkutmamak adına, bireylerin kendi ellerindeyken bulundukları bu ortamda bu negatif enerjiyi ve bağışık sistemi zayıflatan komponente nasıl çıkmaları gerektiği konusunda öneri ve tavsiyeler vermek zorundayız. Bunlar bazen zor olabilir ama çünkü biz yıllarca modern tıpta şunu alıştırdık insana. Geldin, ilacını verdin, bu ilaç seni tedavi edecek. Biliyoruz ki ilaç sadece ve sadece semptomları bastırır. Sadece ve sadece semptomatik bir tedavi yapar. Burada mümkün mertebe bireyin sorumluluk alması gerekiyor. Bireyin burada taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu kronik giden süreçte sorumluluk alması gerekiyor. Hocam bir şey soracağım. Bu tabii biraz Almanya ekolünden geldiğiniz için soruyorum. Galiba bu krizi en iyi yönetenlerden bir tanesi ülke Almanya oldu. Evet. Bunlardaki mucize neydi? Nasıl operasyon yaptılar da ya da farklı ne yaptılar da bu kadar bu işi, bu badireyi kolay atlatabildiler? Şimdi Almanya'nın şöyle bir şansı var. İlk kez virüsü Almanya karşılamadı. Ondan önce gerek Çin'deki deneyimler ve gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde İtalya'daki veriler de referans alınarak bir önlemle başlandı ama Almanya'da oturmuş olan bir ciddi Alman aile hekimliği sistemi var ve insanların ciddi bilgi durumu söz konusu. Hı hı. Ve oturmuş olan SARS 1'de bu yana bir pandemiyle karşılaştığı noktada kimin ne yapacağı görevlendirmeler başta beri belli. Ve dolayısıyla tüm aile hekimleri ilk etapta şöyle bir bilgilendirildi. Sizin hangi hastalarınız var ve bunların ne kadar kronik hasta, özellikle risk grubu olan bireylerin sağlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ve onların varsa kronik hastalıkları ve bunlarla beraber korunması, belediyelere gerekli görevler verildi. Ve bu işi de bana göre iyi yönettiler. Geriye dönüp baktığınızda Almanya, Tayvan, Küba bu konuda oldukça son derecede başarılı yürüttüler bunu. Ama ona rağmen Almanya'da da bazı eksikler var. Eleştirebileceğimiz yanlarımız var. Bir Alman akademisi olmama rağmen Evet. Orada da bazı eksikler var. Çünkü burada çok daha farklı büyük bir sihirli el tüm dünyayı manipüle ediyor. Ve dolayısıyla belki bu program sayesinde bu işin manipülasyon kısmını da açmak istiyorum. Ve o konuda biraz konuşmanın çok daha önemli olduğunu biliyorum. Çünkü hekim olarak şunu biliyoruz. Ölüm nedeni nedir? Kesin tanı otopsiyle konuyor. Kim yapıyor otopsiyi? Patologlar yapıyor. Ve patoloji de ölüm sonrası kişinin yapmış olduğu incelemeler verisine de ölüm nedenini gösteriyor. Ve bu konuda bir isimden söz edeceğim. Profesör Püssel, bu kendisi Hamburg Üniversitesi'nde, bizim üniversitede bir patolog ve ilk Hamburg'da ölen COVID-19 diye öldüğü iddia edilen hastaların patolojik incelemeleri yaptıklarında bunların 48'sinin ölüm nedeninin COVID-19 değil, evet o virüs de var ama diğer ölüm nedeninin farklı organ yetersizliği olduğunu görüyoruz. Onun için de şimdi hemen bazıları şunu söyleyecek. Zaten
Konuşanlar da onu söylüyor. Efendim COVID-19 diğer kronik hastalık sürecini çok daha dramatik hale getiriyor. Patoloji her zaman ve adli tıp ölüm nedenini gösteren önemli bir bilim dalı. Ve dolayısıyla onların koyacağı tanı, klinisyenin koyacağı tanıdan ve birilerinin yapacağı tanıdan çok daha kıymetli. Onu diyorum. İlk 60 üzerinde hastanın yapmış olduğu otopsilerde bunların da ölüm nedenlerinin 40'ın üzerindekinin COVID-19 olmadığını gösterdi. Ve ondan sonra Almanya bile artık COVID-19'da otopsi yapılmamasını, patolojik ölüm nedeninin araştırılmamasını durdurdu. Çünkü olayın ölüm nedenlerinin arkasında çok daha farklı bir şeyler ortaya çıkacak. Ama ona rağmen Almanya bu konuda başarılı. Bunda hakkını vermek lazım. Ama evet, ölüm nedenini bugün dünyada COVID-19'da ölmüş olan birinin ölüm nedenini otopsiyle belirleyip nedenini patologların ya da adli tıpçıların bu gerçekten ölüm nedeni bu mu yoksa o faktörden bir tanesi midir? Bunu bir türlü şu an artık yasakladılar dünyanın genelinde. O zaman arkada farklı bir düşünmemiz gereken farklı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aynı düşünüyorum hocam sizinle. Yalnız şöyle bir şey var hocam. Tabii biz sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği bu iklim değişikliği vesaire şeyler yakından ilgileniyoruz. Aynı zamanda bir Deniz Kültür Derneği'nin de yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. İki tane iklim değişikliği kurultayı yaptık. Açıkçası orada yaptığınız sunumda da biraz ezber bozmuştunuz. Epeyce de yurt dışındaki medya ilgi göstermişti buna. Mesela her şeyi bir dereceye bağlı. Bir derece daha artması durumunda kıyamet dediğim şey geliyor. Şimdi kesinlikle yani iklimi 0.5 derecenin bir daha artması demek bugünkü ölümlerin COVID'in yapmadığı ölümlerin bir o rakamı 20 ile 30 ile çarpmamız gerekiyor. Tabii kesinlikle. 2050 yılında işte burada ne kaldı? 30 yıl. 30 yıl sonra balık popülasyonu bitecek. Yani durum bu noktaya gelecek. Böyle bir dünya bizi bekliyor. Açıkçası bu 2 aylık karantina dönemi de biraz da doğanın kendisini yenilemesine de sebep oldu. Şimdi bugün korona var, yarın başka bir şey var. Evet. Bu virüsler, hastalıklar vesaire şeyler, fırtınalar, tsunamiler artık dünya o tarafa doğru gidiyor. Her gün hortumlar yaşamaya devam edeceğiz. Karar bir şeyle ilgili acil tedbir almazsak iklim değişikliğiyle ilgili. Bununla ilgili hocam buradan başlarsak bizi neler bekliyor? Ve bir kere, bu konuda insanoğlu olarak nasıl hazır? Şimdi savaştasınız, bir Scud füzesinin karşısında Patriot var, karşılarsınız, havada patlatırsınız da bu lanet olasıca bir virüsün nasıl bir tepkime göstereceğini bilmediğimiz için insanoğlunun en azından nasıl bir hazırlık yapması gerekiyor bedensel olarak ki bu virüslere, bakterilere karşı bir direnç oluştursun. Şimdi bunu birkaç boyutta görmek lazım. Bir, bizim her bireyin kendi sorumluluğu anlamında çevre evet, bilinciyle hareket eden çevrede geriye dönüşümü olmayan ürün tüketiminin de kullanmamak ve ihtiyaç duymadığınız sürece vasıtaya binmemek ve dolayısıyla kullandığınız elektriği, suyu bile kontrollü kullanmak ve doğayla bitişik yaşamak bu bilimsel bireyin sorumlulukları. Ama burada asıl sorumluluk biraz iktidarlara, bizi yönetenlere düşüyor. Siyasi erkeği var. Kesinlikle. Türkiye'de tekrardan bir tarımın bir kere tarım reformlarıyla, bir tarımda bir ciddiyetle gıdamızın sağlıklı gıda yiyebilecek halde olmamız gerekir. Dışarıda uzun mesafelerle değil, her bireyin yaşadığı çevrede yetişebilecek ve bunu tüketecek olan gıda. Yani dolayısıyla bir tarafta tarım ama bu asla ve asla doğanın dengesini bozacak ve sahra dediğimiz yapıyla toprakta bir yıl içinde 3-4 mahsul alacak veriyle değil, mümkün mertebe bir kere doğanın kendi korumasına ve doğanın kendi koşulları içine bakmak lazım. Biz doğanın sahibi değiliz. Bu doğanın misafirleriyiz. Tüm doğadaki bulunan tüm canlılar kadar bizim de yaşama hakkımız var ama onların üstünde değiliz. Ve son 20-30 yıla baktığımız zaman özellikle yarattığımız çevre kirliliğiyle, iklim değişikliğiyle beraber burada hem bireyin sorumlulukları var,
hem tüm sanayinin büyük sorumluları var. Tabii ki biz yönetenlerin de burada önemli sorumlulukları var. Çevre bilinci önemli ve doğayla barışık olmak önemli. Çünkü baktığınız zaman kelebeklerinin soyları tükeniyor, arıların soyları tükeniyor ve bir sürü ki arı bir sürü popülasyonla meyve ve sebzenin tekrardan tohum verebilmesi için önemli bir taşıyıcı özelliği var. Bunlar ekolojik dengeyi bozuldu. İkincisi önemli hadise mümkün mertebe burada da sağlıkla ilgili reformlara ihtiyaç var. Koruyucu hekimliğin ciddi bir şekilde ön plana çıkması lazım. Yani oturmuş bir aile hekimi sistemi insanların sadece hastalandığında doktora gittikleri değil, hastalanmamak adına öncesinden ciddi bir şekilde önlem alınması gerektiğini. Bunun için de doğru beslenmeden, bedensel aktiviteden, kaliteli uykudan tutun da giyiminize kadar birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Konakladığınız yer dahil olmak üzere. Üçüncü önemli bir faktör, buradaki gerçekten canımız istediğinde uçak seyahatlerini istediğimiz gibi mi yapmalıyız? Gerçekten ihtiyaç durumlarına göre mi yapmalıyız? Ve dolayısıyla doğaya karşı olan sorumluluklarımıza biraz onu koymak gerekiyor. Geçen sizle bir konuştuğumuzda dedim ki bu COVID-19'un o telefon görüşmemizde en büyük kazancı ben oldu bitti her şeyi dahil konseptindeki bu otellerin cinayet evet, olduğunu. Evet, oraya gireceğim hocam ben. Gıda kalitesinin kötü olduğunu. Belki bununla beraber insanlar artık şuursuzca bir her şeyin karışık olduğu değil, sadece gerçekten ihtiyacını olacağı yiyeceği ve onunla karşı da kaliteli bir gıda tüketme gibi bir alışkanlık ortaya çıkacaktır. Yani bu konuda şöyle diyebilir miyiz hocam? En çok etkilenen turizm her şeyi dahil konsepti olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani kesinlikle insanlar şimdi artık seyahat çekinceleri var. Diğer tarafta da geldiklerinde de şimdi elleşmiyorsun, tokalaşmıyorsun, bir yere bile dokunmazken o kadar hazır gıdanın kimin ne kadar alıp almadığı konusunda her halükarda yanlış bir yapıydı. En azından o beslenmenin, o her şey dahil konseptinin değişmesi gerekiyor. İnsanların gerçekten ve gerçekten ihtiyacı olanlardan fazlasını tüketmemeleri gerekiyor. Ve bu bir farkındalık yaratacaktır. Diğer önemli bir veri ise özellikle COVID-19'un kazandırmış olduğu, insanlar çok yakın oldukları ve her an ulaşabileceğimizi düşündüğümüz insanları, dostlarını, arkadaşlarını, aileyi vesaire aramıyorlardı. Şimdi bu zorunlulukta bir biçimde onlara karşı bir özlem olabiliyor. Bazen de fatura kendini çok ağır gösteriyor. Başlangıçta bazıları COVID-19 ve dolayısıyla bu salgın hastalığı beni fazla etkilemez noktasındaydı. Vurdum duymazdı. Hı hı. Anadolu'da özellikle taziye çok önemli. Yani dolayısıyla yası, acıyı paylaşmak çok önemli. Şimdi koca çevrede sevilen, çok değerli olan birinin bile hayatını kaybettikten sonra onun cenazesinde yer alamıyor. İnsanlar acılarını paylaşamıyorlar. Ve dolayısıyla bu da en acı bir şekilde bir bilinçlendirme yarattı bireylerde. Bir farkındalık yarattı. Çünkü yası yaşayamamak, acıyı bile yaşayamamak, mutluluk gibi paylaşmamak insan için önemli olan bir engel. Ciddi bir izolasyona giden bir süreç. Ama burada söylemek istediğim de şu var. Dolayısıyla evet, bu geçici bir süreç, akut bir salgın söz konusu ama olayı tüm sağlık sorunlarımızın tek düşmanı bir COVID-19'a bağlamayalım. Sadece bir koronavirüsüne bağlamayalım. Yani dolayısıyla COVID-19 bize neyi gösterdi? Yaşam kronik hastalıkları olan, özellikle solunum sistemiyle ilgili sorunları olan bireyleri çok daha risk grubunda. Yani sigara içen, KOAH'sı olan, astımı olan, buna rağmen hala sigarada vazgeçmeyen, bırakıp tekrar kullanan, başlayan ve burada ciddi bir risk. Hipertansiyonlu olan hastalarda, damar dolaşım bozukluğu olan, kardiyak sorunu olanlar büyük bir risk grubunda. Bağışık sistemini zayıflatan diğer metabolik hastalıklar, aşırı kilo ve burada ciddi bir sorun. Yani virüsün kendisi insanların hayatını sonlandırmıyor.
bunun bir zemini varsa, bunun temelinde kronik hastalıklarınız ne kadar fazlaysa, virüsle karşılaştığınız zaman ciddi bir tehlike ortaya çıkartıyor. Şimdi herkes buradaki yasakların da bir yere kadar anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Olay yasaklarla korkudan ziyade bilgi akmak, sevgiyle, dolayısıyla bilgiyle beraber doğru yola gitmenin çok daha elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların özellikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri önemli, hijyene dikkat etmeleri önemli. Bir soru alıyorum Doktor Elif Hanım'dan. Özellikle elektronik sigara içine prokain koysanız dahi o da üzerinde en az sigara kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Ve biliyorum ki sanırım Elif bunu daha çok Ömer için soruyordur. O da benim gözümde aynen sigara kadar tehlikeli bir şey. Hocam şöyle bir şey var. Zaten bir de Türk Uzak Yol Kaptanlar Derneği Genel Sekreteri Zafer Akbulut kaptanımız bir soru sormuş. Demiş ki ya bu hastalığı ranta bile çevirdiğimiz oldu diyor. Ama diyor bu süreç geçtikten sonra biz diyor balık hafızalıyız diyor. Çok çabuk diyor unuturuz bunu diyor. Yani şimdi COVID-19 Türkiye has bir hastalık olmadığı için dünya genelinde tüm herkesi etkilediği için ve gerek ekonomilerde ve gerek ilişkilerde bunun her halükarda bir farklılıklara gideceği aşikar. Ama burada aslında bizi yönetmeye çalışan farklı bir algı var. Özellikle Bill Gates ve ekibi, bunlar ne biyolog ne hekim. Dünya Sağlık Örgütü'ne en büyük paraları veren, neredeyse Dünya Sağlık Örgütü'nü pandeminin oluşmasında ve yönlendirmesini yapan büyük para babaları. Afrika'da gen teknolojisiyle beraber, GDO'yla yaratmış oldukları ürünlerle bir sürü Afrikalı çocukların hayatlarını oynayan, sözüm ona ucuz aşılar üreteceğiz adı altında insanları resmen bir kobay gibi kullanan ve ciddi bir lobiler olan, televizyonlardan, ilaç sanayisinden büyük bir finans kaynağıyla yönlendirebiliyorlar. Ve bu gerçekleri görmek lazım. Arka planda yani biz COVID'e karşı önlemimizi alacağız. Ama arka plandaki neredeyse yaklaşım tarzıyla faşizan, neredeyse Hitler dönemini arattırmayacak şekilde bir sürü yasaklarla gidilecek olan bir süreç de var. Ve bu insanoğlunun yıllardır elde etmiş olduğu katı kazanımları bir çırpıda bitiren ve dolayısıyla tüm işçi sınıfının başta olmak üzere elde etmiş olduğu hakların tek tek budandığı, farklı yönetildiği bir yapı. Bu Türkiye özgü bir şey değil. Dünya genelinde evet, ciddi hocam. Bir şekilde yapılan ve farklı yönlendirilen bir hadise. Onun için de biraz bu COVID-19 sürecinden sonra biraz baktığım zaman bir tehlike esnasında, bir yasak silsilesine biz tamamlayıcı tıp hekimi ve dolayısıyla bir aydın olarak hep şuna bakarız. Bundan en çok kim faydalanacak? Dolayısıyla tek başta bir bir suçlamıyorum. Yani birileri hep öyle duyuyor. Ama evet. Ortaya çıkan bir sorun ortaya çıktığında bundan menfaat elde edecek olan kimler? Bill Gates ne diyor? Diyor ki RNA Messenger aşısını üretmek için efendim benim önümü açın. Yani tıpta zaten aşı üretiminin 5 yıllık süreci var RNA. Diyor ki bu süreci 8-10 aya indirin, ben size aşı vereyim. Ve onun kısa ölçekli çalışmalar, çift kör çalışmalar yapılmaksızın ve bunun daha sonra insana yaratacağı hasarın ne olacağını bilmediğimiz bir süreçle bir aşılardan yapmaya hevesli. Ve dolayısıyla kalkıp sağlık politikalarını belirliyor. Söylemiş olduğu verileri Dünya Sağlık Örgütü kanunmuş gibi algılıyor, bize dayatmaya çalışıyor. Bunu söyleyen kim? Yani benim aklım var, zihnim var. Hekim olmanın ötesinde bir entelektüelim. Dolayısıyla baktığın zaman hangi birikimle bu benim sağlığımı ve dünyayı kontrol edebilecek bir söylem söyleyebiliyor. Gerekirse bunu cips takarız diyor. Dolayısıyla kişilerin ortaya çıkartmış olduğu yapı. Özellikle yıllar önce diyor. Yıllar önce değil. Hatta bu süre zarfında daha bundan bir ay önce BBC'de aynı zamanda Almanya'daki birinci televizyon ARD'de de Bill Gates'le yapılan bir röportajda
şu anki aşı sürecini dile getiriyor. Burada tek bir suçlu yok. Birine indirgemek değil. Fotoğrafın bütününü görmek lazım. Etrafında ciddi avcılar var. Ve dolayısıyla bu süreci ciddi bir kâra çevirtmeye kalkan çok tehlikeli bir süreçle iç içeyiz. Onun için biz vicdanımızı, aklımızı yitirmeksizin bu konuda doğru davranacağız. Dolayısıyla öncelikle bireylerin bağışık sistemini güçlendirmesi konusunda beslenmede tutun, kaliteli uykuda alacakları vitamin, minerallere dikkat etmesi gerektiğinin bilgisini vereceğiz. Ama öbür tarafta da korkutmadan da bu umut diye, iyilik diye lanse edilecek bir tehlikeyi de göreceğiz. Ve dolayısıyla buna karşı da uyanık olacağız. Ve dolayısıyla şu an ölümlerin çok olduğu ve dolayısıyla herkesin bir tehlike, bir umut içinde baktığı noktada sadece birilerine hemen sarılmak, hemen aşı çıksın, aşı bu işi çözecektir demek olay değil. Çünkü aşı bu işte çözüm olmayacak. Bugün COVID-19, birkaç yıl sonra eğer biz çevre bilinciyle ekolojik ve dolayısıyla iklim değişikliklerinin önlemini alamazsak ve dünyadaki şu anki ısı ortalaması bir derece daha artarsa zaten dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kaybedeceğiz. Daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayacağız. Onun için çevre bilincini oluşturmak, bunu fırsata çevirtmek son derece önemli. Bunun için de bizim aydın olarak, hekim olarak bu tehlikeyi görüp ve bu tehlikeye karşısında neler yapmamız gerektiğini. Ben Alman Yeşiller Partisi'nin başında beri içinde yer alan biriyim. Çevre bilincini 14-15 yaşında edinmiş ve ekolojik yaşamının olmazsa olmazını bir vicdan muhasebesi yapmış ve çevre bilinciyle yaşayan ben 16 yaşındayken Almanya'da nükleer enerji karşıtı, atom enerjisi hayır, teşekkürler, atom kraft nein danke sloganıyla tüm boykotlarda yer almış biriyim. O dönem Almanya'da 30'un üzerinde nükleer santral vardı, şimdi sadece bir tane kaldı ve alternatif enerjiler elde edilmeye çalışıldı. O Yeşiller Hareketi'nin özellikle o dönem iklim sorumluluğunu gündeme getirirken o dönem kullanılan benzinlerin içinde kurşun yoğun vardı. Kurşunsuz benzin ve katalizatör arabaların olması biraz o müdahalenin sonucu ve o mücadelenin sonucu ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim çevre bilincini ön plana çıkartmamız lazım. Bireyin yapacakları var, sivil toplum örgütleri yapacakları var, siyasi erkanın ve devletin yapacakları var ve biz talep etmediğimiz müddetçe, biz iyi bir temiz havaya ihtiyacımız olmadığımızı dillendirmediğimiz sürece yukarıdaki bizi yönetenler bize o ortamı yaratmayacaklar. Biz sağlıklı gıda talep etmediğimiz sürece tarım teşvikleri olmayacak. Organik ürün, ekolojik ürünün üretilmesine ihtiyaç duyulmayacak. Biz kaliteli suya talepte bulunmazsak içeceğimiz suyla oynanacak. Dolayısıyla bizim öncelikle sadece birey olarak değil, hem kendi sağlığımız için hem çevre sağlığı için bilinçli olmamız gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor. Hocam şöyle bir şey var bir de tabii. Yani şimdi organik tarım vesaire şeylerle biz kendi perspektifimizden baktığımız zaman tamam yerli tohum ekelim de hangi tarlaya ekeceğiz? Hangi ekim alanına ekeceğiz? Çünkü bizim ekim alanları İsrail'den getirip ektiğimiz tohumların hepsi Hiroşima'ya dönüşmüş durumda. Yerli tohum ekseniz bile değişim bir şey olmayacak. Çünkü o zaman yeni ekin alanları açmak gerekiyor. Bunu da yani en hızlı işte. Arjantin'de yarın olmaz. Evet yani dün biliyorsun bugüne kadar işte 2. Dünya Savaşı'nda en büyük kriz yaşıyor dünya. Buna benzer bir kriz Arjantin yaşadı. Tarımla krizin içinden çıktı ve dünyada en gelişen ülkelerden, çabuk büyüyen ülkelerden bir tanesi. Tabi burada biraz da küresel oyuncular var ama bu işin bir kısmı şey de yapmak gerekiyor. Yani muhaliflerin de açıkçası çevrecilerin vesaire şeylerin de herhalde artık küresel işbirliği yapmaları gerektiğine ben inanıyorum. Sizce doğru değil mi hocam böyle bir şey? Önce bir kere lokalde yani sizin yaşadığınız ortamda o iklimde yetişecek olan gıdayı
coğrafik anlamda ağaçların olsun, meyvenin olsun, üreteceğiniz ürünün bir adaptasyon süreci var. Ve tekrardan tarımı ciddi bir şekilde bir talep, eğer siz doğru gıda talebinde bulunursanız, o zaman da tarımda buna alan yaratacak insanlar olacak. Dolayısıyla biz önce talep edeceğiz. Biz sağlıklı gıdayı talep edersek, sağlıklı gıda üretimi GDO'suyla oynanmamış ve gerçekten yerli tohum ve dolayısıyla kalitesi, niteliği iyi olan gıdaya talep artacaktır. Dolayısıyla bu biraz da bizim elimizde. Biz talep edeceğiz. Çünkü bu talep etmek de sadece kuru kuruya değil, sorumluluk gerektirir. Dolayısıyla sizin tüketeceğiniz gıdanın kalitesi için gerekirse biraz daha fazla bir para vermeniz gerekiyor. Çünkü kalitesiz gıdayı alıyorsunuz, gereğinde fazla hacim olarak kullanıyorsunuz. O hacim sizi hiçbir biçimde doyurmuyor. Yani en basitinde doğal ortamda yetişmiş olan bir patatesi referans alın. Çünkü patates örneğini birkaç kez bu programlarda kullandım. Çünkü patatesle ilgili Almanya'da 50 yıllardan beri düzenli kayıtlar var. Bunun içindeki vitamin C oranı nedir, magnezyum oranı nedir, diğer besinler içinde var. Muz tabii. İçinde var. Özellikle son 30 yıldır muzun içindeki bulunan magnezyum ve dolayısıyla içindeki kaliteli mineraller incelenmiş. Şu anki aldığımız muzun bunu 10 yıl önceki kadar kaliteli mineral taşımadığını görüyoruz. Çünkü burada iki tane neden var muzda. Bir, olgunlaşmadan o meyve kopartılıyor. Suni olgunlaştırılıyor ve hiçbir zaman bunun doğru olmayacağı ve uzak mesafelerde taşınarak olgunlaştırılıyor. Renk olarak sarıya dönüşüyor ama içinde gerçekten taşınmış olduğu eser element olgunluğuna erişmiyor. Diğer ikinci bir unsur da ve bizim kendi ekolojimize, kendi floramıza uygun olmayan ortamda gelen bir veri. Tabii ki özellikle tarım bir devlet politikası olması gerekiyor. Yani biraz burada yukarı Erkan'ın da bir sorumluluk alması gerekir ama biz körü körüne gidip oy verecek olursak, sadece seçimden seçime vatandaşlık yükümlülüğümüz, sorumluluğumuzu hatırlarsak onların da öyle bir talebi olmayacaktır. Dolayısıyla zaten hocam şöyle bir şey var zaten. Yani şimdi atın ölümü arpadan olmamalı. Yani kesinlikle. Soran, sorgulayan, talep eden bir kitle olmazsa zaten bunları durup dururken birileri gelip size vermez. Evet. Kesinlikle. Ben mesela bu gelinen veride özellikle COVID-19 sonucu ölen insanların bir baktığım zaman hikayelerine bazı Türkiye'deki rakamları rakamlar olarak biliyoruz ama hastaların dosyalarını bilmiyoruz. Alman akademisyen olduğum için o dosyaların birçoğunu ulaşabiliyorum, okuyabiliyorum. Ve gördüğüm bu hastalarının birçoğunun kronik hastalıkları olduğu. Kronik hastalıklarının en büyük başlıca nedenlerinden bir tanesi yanlış beslenme. Ve dolayısıyla siz doğru beslenmiyorsanız, yani gıdayı fazla alabilirsiniz, yani vücudunuzda enflamasyona zemin yaratacak tarzda besleniyorsanız, süreç sonucu kiloda alıyorsunuz, tip 2 diyabet de oluyorsunuz, hipertansiyonunuz da oluyor ve kronik hastalıklara doğru bir süreç başlıyor. Dolayısıyla burada bir kere beslenme süreci önemli. O zaman ne yapacağız? Baktığımız zaman hastalığı yaratan verilerde kronik giden süreci ben 3 ana başlıkta değerlendiriyorum. Bir, bizim yaşam tarzımız. Neler yapıyoruz? Hareket, bedensel aktivite yapıyor muyuz? Uykumuza dikkat ediyor muyuz? Sorumluluk taşıyor muyuz? Beslenme önemli. Üçüncü bir ayakta koruyucu hekimlik ve yaşadığımız alan. Ve bu konuda kendimize, bedenimize hangi yatırımı yapıyoruz? Sadece ve sadece böyle bir hastalıkla kaldığımızda değil, bunun gelmemesi açısından neler yapmamız gerektiği konusunda hangi önlemler alıyoruz? Onun için bizim bugün COVID-19'a geldiğimiz zaman direkt bunu öldüren, herkes silahtan, mücadeleden söz ediyor. Bir ilaç yok. Da aşı da kısa zamanda bulunacak gibi değil. Eğer Bill Gates ve tayfasına bırakırsak, RNA'larla beraber onun messenger tarzının olacağı aşıların hangi yan etkileri olacağını bilemiyoruz ve dolayısıyla insanlığın belki de sonuna gidecek, tüm genetik yapımızı değiştirecek bir süreç olacağı belli. Bu konuda sıtmada kullanılan bir ilacın
faydalı olduğu söyleniyordu. Amerika'daki çalışmalar, orada da bazı çelişkili veriler ortaya çıkarttılar. Özellikle klorokin kullanan bireylerde klinik tabloların çok daha ağırlaştığını gösterdiler. Dolayısıyla tek bir doğru yok. Bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Bu dönemde en etkili olanlardan bir tanesi nedir? Yüksek dozda vitamin C'nin IV kullanıldığında kişilerin bağışıklık sistemi güçlendirdiğini biliyoruz. Zaten Alman ekolü 70'lerden bu yana vitamin C'yi yüksek düzeyde kullanıyor. 7,5 gram vitamin C de benim rahmetli hocam Herget'in zaten formüle ettiği bir ürün ve bu da biz onkolojide de almayı da kullanıyoruz. Koruyucu hekimlikte de kullanıyoruz. Şu an özellikle de bu COVID-19'da da vitamin C'nin çok önemli olduğu anlaşıldı. Vitamin de sadece bir vitamin değil, aynı zamanda bir hormon özelliği sağlıyor ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve akciğer üzerinde oldukça son derece önemli. Burada vitamin D'nin önemli olduğunu görüyoruz. Almanya'daki protokoller şu: en ufak bir şüpheli COVID-19 şüphesine yatkınlık varsa hemen 200 bin ünite vitamin D intramusküler yapılıyor. Klinik tablo tanısı almış olan 600 bin ünite intramusküler yapıyor. Çünkü bizde 200, 400 ve 600 üniteli ampuller var. Almanya'da IV yapılan bir vitamin D durumu da var. Ve dolayısıyla ortalamanın 80-90 mikrogramlara yükseltmeye çalışılıyor. Ve vitamin D'nin belli bir seviye çıkardığınızda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini görüyoruz. Daha önce farklı virüs hastalıklarında kullanılmış olan bazı ürünlere çok umut bağlandı. Lipovenir gibi, ritonavir benzeri ilaçlar. Bunlarla çalışmalarına baktığınız zaman çelişkili açıklamalar var. Bunda fayda gördüğünü söyleyenler var, fayda görmediğini söyleyenler var. Baştan beri non-steroid antiinflamatörler dediğimiz antiromatizmal ilaçların bu klinik tabloyu ağırlaştırdığı konusunda bir iki yayın çıktı. Sonra bu yayınları destekleyen verilerin pek fazla olmadığını, ama ona rağmen onun immün sistemini baskıladığı için buna ihtiyaç olmadığını söylendi. Özellikle zerdeçal, kurkamin ilk bir yayında özellikle kurkaminin bazı klinik tabloları ağırlaştırdığı söylendi. 3 hasta üzerinde. Sonra o 3 hastanın hikayesine bakıldığında zaten yüksek dozda da kortizon alan hastalar. Kortizon kullanan bir hastada zaten yanı sıra zerdeçal verilmez. Dolayısıyla biri bitkisel, diğeri ise çok agresif bir ilaç. Ve Almanların yapmış olduğu çalışmalarda özellikle zerdeçalın, kurkaminin bu konuda sistem üzerinde o yapılan suçlamaların yersiz ve yanlış olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla toparlayacak olursak, az bir zamanımız kaldı hocam. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu ev karantinaları herhalde bir dönem daha sürecek. İnsanlar evinde kalacak. Artı biz Ramazan ayındayız. Bu konuda seyircilerimize ne önerirsiniz? Yani şimdi ben bu Ramazan sonuna kadar bu kadar ağır gitmesini beklemiyorum. Almanya bayağı bir esnetti. Yani dolayısıyla bu süreç zarfında artık gerek okulların, çocuk kreşlerinin, hatta kuaförlerin bile farklı önlemlerle ciddi bir şekilde toparlandı. Burada dikkat edilmesi gereken önemli hadise şu: özellikle Ramazan ayında oruçlu olmak belli bir açlık süreci, bedenin bağışıklık sistemini güçlendiren bir şey. Ama akşamları gereğinde fazla, bedenin ihtiyacı olandan fazla gıda tüketmemek gerekiyor. Biz insanoğlu isterseniz 3 gün aç kalın, bir anda alıp kullanabileceğimiz kalorin 700 kaloriden fazla değil. Yani dolayısıyla tüm gün oruçluydum deyip 3 öğünü bir öğüne yükleyerek tüketmek durumunda kalmayın. Hafif bir gıdalar tüketerek ve tek zamana yayarak sofradaki geçireceğiniz zamanı ve lokmalarınızı iyi çiğneyerek ve mümkün mertebe sindirimi kolay olan gıdalara dikkat ederek oruç tutmak önemli. Diğer önemli bir unsur, virüs dehidrate bedenlerde, susuz bedenlerde çok daha kolay yerleşiyor. Eğer oruçluysanız beden susuz olacağı için sizin
kendinize, hijyen koşullarına, temaslara çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bedeniniz kuruyken, yeteri kadar ağzınız ıslak değilken sizin virüslerin orada zemin bulması, yaşaması çok daha kolay olacak. Dolayısıyla oruç tutanların biraz hijyene, kendini korumak adına çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü eğer bir öksürükle, bir hapşırmayla bir virüs temas aldığınızda dudaklarınızda kuruysa onun o zeminde çok daha neden olabileceği bir durum ortaya çıkacak ve dolayısıyla hastalanma durumu ortaya çıkacak. Ve sahurda da mümkün mertebe ağır yemeklerden uzak kalmak. Gerçekten günde tek bir öğün yeterli. Onu iftarla tamamlayın. Çünkü sabahın köründe ağır yüklenmek doğru değil. Ama sahurda kalkıyorsanız da mümkün mertebe bol sıvı almayı, gün içinde kaybedeceğiniz su limitini yerine koymayı tavsiye edeceğim. Hocam daha var bir sesim geliyor mu hocam? Geliyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani bu noktada neler yapılabilir? Yani COVID'le bu günlerle mücadele etmek için. Bir kere beslememize dikkat edeceğiz. Günlük tüketeceğimiz sebze meyve porsiyonlarının 3 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve dediğimiz. Dolayısıyla meyve sebzeye bol renkli gıdalara ağırlık vermek önemli. Sarımsak bağışık sistem için oldukça önemli. Soğan tüketimine dikkat etmek önemli. Ve dolayısıyla mevsimsel gıdaları tüketeceğiz. Eğer gıda takviyesi almak durumundaysak, vitamin D burada son derece önemli. 2000-4000 üniteye varacak olan dozlarda. Zerdeçalın antiinflamatör özelliği var. Zerdeçal kullanabiliriz abartmadan. Probiyotik alabiliriz. Probiyotik çünkü siz vitamin D alsanız dahi eğer bağırsak floranız bozuk ise bağırsak o vitamin D'yi yeteri kadar alıp kullanamayacaktır. Dolayısıyla probiyotik desteği alarak, florayı toparlayarak alabilirsiniz. Diğer tarafta sitrus dediğimiz narinci çayları oldukça önemli. Eğer yanınızda nöral terapi yapan bir hekime giderseniz dönem dönem nöral terapi olmanız burada çok anlamlı bir fayda sağlayabilir. Vitamin C, IV ancak hekimin yapabileceği ama sizin günlük olarak 1 ila 3 grama varacak olan vitamin C alabilirsiniz. Ve dolayısıyla bunun eğer bunu sebze ve meyvede almak istiyorsanız sadece narincilerde yok. Maydanozda da ciddi vitamin C var, kivide de var. Özellikle dolma biberde de vitamin C oldukça bolca var. Diğer önemli bir kısım vitamin C'nin uzun süre hastalığı alan bireylerde intravenöz kullanmasının hem antibakteriyel, antiviral özelliği olduğunu biliyoruz. Vitamin D sıkça soruluyor. Dediğim gibi başlangıçta eğer bir biçimiyle eğer kan tahlili yapabiliyorsanız genel anlamda modern tıpta 20-30'lu rakamlar normal kabul ediliyor. Bağışık sistemin optimal olması için bu değerin 80 mikrogramın üzerinde olması önemli. İlk tavsiyelerin bir tanesi belki 300 bin ünite olan bir vitamin D intramusküler yapılabilir ve devamında da 2000 ya 4000 ünite dozunda olacak şekilde. Omega 3 oldukça önemli bir veri. Tabii ki bu genel tavsiye niteliğinde omega 3'ün bağışık sistemi oldukça önemli. Çünkü biz gereğinde fazla omega 6 ve 9 tüketiyoruz. Omega 3 atalarımız yani bir 1000 yıl geçmişe gittiğimizde neyse 1'e 5'ti. Şu an bizim tükettiğimiz vitamin B6 neredeyse yani omega 6 omega 3 oranla 20'ye 1 oranında gibi bir süreç. Bu da enflamasyon sürecini çok bir ön duruma çıkartıyor. Bu sürecin tabii ki çinko önemli. Çinko'da selenyum, vitamin A, vitamin E'nin de bağışık sistemi üzerinden önemli faydaları var ama özellikle herkesin alacağı veriler değil. En azından bildiğiniz, danışabileceğiniz ve gittiğiniz bir hekim varsa yapılacak analizlerle bu ihtiyacı yerine koymak çok daha önemli. Sonuç olarak diyeceğim şu ki COVID'li günler gelip geçecek. Evet, ama bu karamsarlıkla, psikolojiyle bağışık sisteminizin bitirilmesine izin vermeyin.
ve haber kanallarını ve televizyon vesaireyi COVID-19 ile ilgili günde güvendiğiniz bir kaynaktan sadece 5-10 dakika bir zaman ayırın. Covid'le kalkıp Covid'le yatmayın. Ve dolayısıyla bunun yaratabileceği psikolojiniz çok da önemli. Evdeyiz, karantinanız dışarı çıkmıyorsunuz diye uyku saatlerinizi, yaşam ritminizi değiştirmeyin. Ve muhakkak sabah işe gidiyor gibi kalkın ve akşam geç saatleri olmadan uyuyun. Uyku da bağışık sistem için oldukça elzem, oldukça çok önemli bir yer tutuyor. Kaliteli uykuya özen gösterin. Dolayısıyla kaliteli bir uyku için uyku hijyenine ihtiyaç var. Çünkü bulunduğunuz ortamın iyi havalandırılması, iyi karartılması ve mümkün mertebe ışığın olmaması ve mümkün mertebede başucunuzda herhangi bir elektriksel cihaz olmasın. Cep telefonunuz olmasın ve onların yatak odasında yeri yok. Televizyonun yatak odasında yeri yok. Ve uykunuz yoksa gidip yatakta sağa sola dönerek zaman kaybetmeyin. Burada da bir sevinçli haber duyurayım. Ve bu COVID'li günlerde tabii boş durmadım. Mayıs sonuna veya Haziran başına yetiştirebileceğim bu kronik enflamasyonla ve enflamasyonla mücadelede doğru beslenme konusunda bir kitap neredeyse bitmek üzere. Ve dolayısıyla en azından kronik hastalıklara yakalanmamak adına varsa bir kronik hastalıklarla mücadelede bunun reçeteleri nelerdir, nasıl bir beslenme yapmamız gerekiyor diye. Çünkü ben yıllardır tüm şu sorumluluğu hissettim. Yazdığım tüm kitaplarında da sadece bireye özgün değil, herkesin anlayabileceği ve mümkün mertebe kendini koruyabileceği rehber olmaya çalıştım. Ama bu COVID-19 bize şunu gösterdi ki, beslenme Hipokrat'ın dediği gibi yediğiniz gıda ilacınız olsun konusunun ne kadar elzem olduğunu tekrar bize hatırlattı. Ben tüm eğitimlerde beslemenin önemli olduğunu vurguluyorum. Yazdığım tüm kitaplarda doğru beslemeden bahsediyorum ama özellikle kronik enflamasyon hastalıklarında tüm bilimsel verileri göz önünde bulundurarak beslenmenin nasıl bir şey olması konusunda ciddi bir kitap hazırlığı içindeyim. Kitabın neredeyse %75'i bitti. Ve mümkün mertebe bu belki de Ramazan ayına yetiştirmeye çalışacağız. Ama mümkün mertebe herkesin biraz taşın altına eline koyup sorumluluk alması gerekiyor. Ben hekim olarak onun sorumluluğunu kendimde hissediyorum ve mümkün mertebe de bilgi ve becerimi mümkün mertebe aktarmaya çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize öncelikle harikasınız bu haberi verdiğiniz için. Yeni haber yapmaya devam edeceğiz tabii. Gerçekten bu konuda özellikle bu karantina dönemlerini çok okudum. Kitaplar da sizin kitaplarınız eksik bıraktığım. Boynu bükük kitaplar var tabii uzun zamandır ihmal edip de okumadığım. Bize hocam zaman ayırdın. Bu kadar hengame içerisinde, bu kadar kalabalık içerisinde, bu kadar iş yoğunluğu içerisinde gerçekten teşekkür ediyorum. Çok konuşulacak aslında çok şey var. Daha bir işin ucundan başladık ama maalesef aynen zaman öyle. Yetersizliğinle bitti. İleriki zamanlarda gene konuşuruz. Daha çok sevgili izleyiciler şey diyor, ya bu şeyi kaydedin. Şöyle bir şey, öncelikle Vira haberin, Vira TV'den, YouTube'un Vira TV kanalından izleyebilirler. İkincisi, virahaber.com'da bu yayınlanacak, oradan izleyebilirler. Vira Haber'in sosyal medya hesaplarından da izleyebilirler. Onun için kimse panik yapmasın. Her şey kontrol altında. Yaklaşık 2-3 saat sonra bütün bu mecralardan yayını tekrar izleyebilirler hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sevgiyle, ediyorum. Saygıyla koronasız günler hocam. Görüşmek dileğiyle. Çok selam. Daha sağlıklı günlerde bir arada olmak üzere. Sağ olun hocam. Sevgiler. Çok teşekkürler. Sağ olun.